İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin umarım. Biz de iyiyiz çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz buradaki yani bütün dünya genelindeki şu anda bir kriz ortamı, virüsten dolayı bir kriz ortamı. Bir eve kapanılmış var, kapı kapanılmışlık var doğal olarak. Sağlıklısı bu. Onun için evde vakit geçirmeye çalışıyoruz ailemizle. Gayet güzel, keyifli. Ben canlı şahidiyim. Birlikte olduğumuz zamanlarda da işle ilgili ne kadar yoğun olduğunu, ne kadar müvekkillerinizle ilgilendiğinizin canlı şahidiyim. Çok sağ ol. Çok Hafta teşekkür. sonu falan sizin için fark etmiyor. Her zaman Aynen. destekliyoruz. Teşekkür ederiz biz. Çok teşekkür ederim Hakan Beyciğim. Yani şimdi tabii öncelikle maalesef yeni bir dünyadayız. Şu an inanılmaz bir şekilde bu virüs krizinin yarattığı sorunlar, endişelerle baş başayız hepimiz. Tabii şu an için önemlisi sağlık. Sağlığımızı tabii ki korumaya çalışmak. Bu noktada en az zararla, en az kayıpla atlatmak bu süreci. Dolayısıyla biz de tabii şu an herkes gibi maalesef tabii ki şey yapıyoruz. Bu ay özellikle evde kalma durumuyla ilerleniyor. Çünkü bu krizle mücadelenin başka bir çözümü şu an için yok. Tabii aslında bu sayede de senin gibi değerli arkadaşlarla böyle ortak canlı yayın yapmanın ben çok değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü inan hepimizin, takipçilerimizin, arkadaşlarımızın, hepimizin şu an inanılmaz bir şekilde morale ihtiyaç duyduğu ve bir de aslında bu gemide yalnız olmadıklarını hissettiklerine inanıyorum ben. Ve bu sayede de senin gibi değerli bir arkadaşımız da bugün yayında hem takipçilerimizle tanıştırma hem senin onlar için vereceğin değerli spor ve sağlıkla ilgili inan vereceğin bence değerli bilgiler olacağına inanıyorum. Özellikle bu virüsün, şu anki bu koronavirüsünün büyüye noktasında güçlü olmayanlarını hedeflediğini bir ortamdayız, durumdayız ve dolayısıyla bünyesi güçlü olmayanların mücadele etmede zayıf düştüğü bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben senin gibi arkadaşların, senin gibi uzmanların rolünün çok iyi olduğuna inanıyorum, çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi istersen ben tabii seni çok iyi tanıyorum, tanıyan takipçilerimiz de var ve biliyorsun geçen yıl çok sık ve inşallah en kısa zamanda tekrar bu koronavirüsünden sonra devamlı senle biz karşılıklı sporlar yapıyoruz her hafta sonu. Ve dolayısıyla ben seni çok yakından da tanıyorum. Ben o yüzden kısaca biraz kendinden bahsedersen, özellikle spor geçmişinden neler olduğundan neler yaptığından biraz bahsedersen o noktada çok Ben teşekkür ederim. öncelikle değerli görüşün için çok teşekkür ederim. Beni de canlı yayınınıza davet ettiğiniz için ayrıyetten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım elimden geldiğince ben de katkı sağlanmış olurum, sağlamak isterim. Tabii dediğiniz gibi bu süreçte evde kalmak yapabileceğimiz sağlık çalışanı olmadığımız için, işte dışarıda zaruri görevimiz olmadığı için evde kalmak bu süreçte katkı yapabileceğimiz en büyük katkı sağlayabileceğimiz şey. Evde kaldığımız sürece de tabii vücudumuzu da aktif halde tutmamız gerekiyor. Ben eski milli takım sporcusuyum. 8 yıl kadar Türk milli takımında tekvando olarak sporculuk yaptım. Daha sonrasında antrenörlükler yaptım. Spor kulüplerinde antrenörlükler yaptım. Şu an Amerika'dayız. Amerika'da ikamet ediyoruz şu anda. Şimdi bu süreçte dediğim gibi senin de değindiği gibi sizin de belirttiğiniz gibi şey çok önemli. Bu immün sisteminin kuvvetli tutmak, zayıflatmamak. Bunun için sağlıklı beslenmek, bunun yanında hareketli olmak, spora devam etmek çok önemli. Şimdi evde kaldığımız süre zarfında eğer sürekli yersek, sürekli yiyip, televizyon izleyip, yatıp hareketsiz kalırsak bu da bizim için zararlı. Evde nasıl hareketler yapabiliriz, neler yapabiliriz? Kesinlikle. Bunlarla ilgili, Aynen. Katılıyorum. Evet. bunlarla ilgili basit hareketlerle aslında vücudumuzu fit tutabiliriz, zinde tutabiliriz, sağlıklı tutabiliriz. Bunlar için ben bir şey çıkardım. Yani muhakkak her antrenman öncesinde sizin de bildiğiniz gibi bir ısınma süreci var. Ama ev şartları değişken olduğu için, herkese göre değişken olduğu için basit egzersizlerle vücudu ısıtarak, işte bu jumping jacks dediğimiz hareketlerle,
işte boynumuzu, belimizi, omuzlarımızı, yani daha doğrusu eklemlerimizi, vücudumuzu spora hazır hale getirdikten sonra plank yapabiliriz. Karın kasımız için çok değerli bir hareket. Güzel. Sit-up'larımız yine karın kasımız için. Push-ups bu omuz ve göğüs bölgemiz için. Aynı zamanda yine aynı şekilde karın kasımız için. Burps yapabiliriz. Ondan sonra mountain climb dediğimiz bu push-up şeklinde yatıp dizlerimizi karnımıza çekerek hareketleri, yanlara çekerek yan bölgedeki yağlanmaları engelleyebiliriz. Lunge dediğimiz ayakta bir dizimizi sanki yürüyerek hareket eder gibi bir dizimizi yere alıp bir ayağımızı geriye alarak bu şekilde hareketler yapabiliriz. Wall sit dediğimiz sırtımızı duvara yaslayarak oturma pozisyonunda bekleyebildiğimiz kadar. Çok da vücudumuzun direncini ölçerek vücudumuzu tanımamız gerekiyor biliyorsunuz. Vücudumuzun dayanma kapasitesince 1 dakika olur, 30 saniye olur, 45 dakika olur. Önemli olan burada hareket edebilmek, hareketli kalabilmek. Sporla birlikte dediğim gibi neler yediğimiz de çok önemli. Ben bir oraya gelmeden Hakan Beyciğim. Aslında evet. Çok güzel bir şeyle başladın sen. Aslında benim soracağım soruların içinde de vardı. Hani bu durumda tabii bu evde kalma durumunda ne tür hareketler yaparız noktasını çok güzel açıkladın. Belki ona bir daha bir geliriz. Biraz daha açarak ilerleriz. Bir şey daha orada eklersen bu fark eder mi? Hani çocuklar için ya da büyükler için, yaşlılar için ya da çünkü evde değişik şey yapanlar var. Evet. Fark eder mi bu teknikler yoksa hepsinin kullanabileceği şeyler mi? Bu söylediklerimin hepsini Ayhan Beyciğim, hepsini bütün aile olarak birlikte kullanabilirler. Biz ailece yapıyoruz. Bu dönemde fırsatımız oldu, çok güzel. Birlikte zamanla yürüyoruz. Hep birlikte ailece yapıyoruz. Tabii sayılar, dediğim gibi sayılar, bu setler ve set aralıkları çocukların yaş gruplarına göre ya da bireylerin yaş gruplarına göre değişkenlik gösterecek. Dediğim gibi çok fazla vücudumuzu zorlamadan. Ama biliyorsunuz benim büyük oğlum da tekvandoyla profesyonelce ilgileniyor. Şey yapıyor. O artık biraz beni de geçti. Benden fazla da şey yapıyor. Setleri falan arttırdı. Ama Kartal'ı unutmamak lazım diyorum. Kartal ayrı bir dehşet biliyorsun ufak oğlum. O da çok çok başarılı. O da geleceğin bence sporcularından olacak. Ümit ediyoruz, istiyoruz. Öyle olmasını diliyoruz. İnşallah şey yapacak. O da hareketli. Bu aynen. Bir daha şeyleri alırsan hani herhalde tahminen 10'a yakın mı sen biraz önce saydın? Evet. Onları bir daha örnek verenizden anlayabilsin hani takipçilerimiz tam yapmadı. Bir daha diyebilirsek. Yani imkan olsa aslında kısa göstermek de şey yapar. Onu da yaparız belki birkaç haftaya ama evet. Şimdi ilk önce o zaman şöyle diyeyim. Unutmamak lazım. Mutlaka vücudumuzu bir ısınma yapmamız gerekiyor. Hareketlere başlamadan önce muhakkak ısınma hareketleri. Kaç dakika tavsiye ediyorsun sen onu genelde? Kaç dakika normalde yapıyorsun? Yani minimum 15 dakika olarak şey yapıyoruz. Ama şimdi bu yapacağımız hareketler aslında bayağı basit hareketler. Ama faydalı hareketler. Bunun için yine minimum bir 10 dakikanızı alır. Çünkü işte boynumuzun esnetilmesi, belimizin, eklem yerlerinin tamamının güzel bir şekilde hareketlere hazır olması gerekiyor. Minimum 10 dakika kadar buna bir zaman ayırmamız gerekiyor sadece ısınma için. Bunun sonrasında jumping jacks'lerle harekete başlayabiliriz. Ayaklarımızı açıp kollarımızla birlikte organize bir şekilde, koordine bir şekilde eller ayaklar jumping jacks yapabiliriz. Ondan sonrasında 3 set, ben 3 set olarak şey yapıyorum ama 2 set de olabilir. Push-ups, basit push-ups'la şey yapıyoruz. Şınav yapıyoruz. Ondan sonrasında burp, bu yere çömelip zıplayarak push-up pozisyonuna yine plank pozisyonuna gelerek. Sonrasında dirseklerimizin üzerinde ya da bu fistlerin üzerinde şu şekilde durarak plank yapıyoruz. Bunu da yine 45 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika. Ben sizin performansınızı biliyorum. 2 dakika, 2,5 dakika, 3 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Siz uygunsunuz buna. Burpler de yine bu şekilde 3 set halinde.
minimum 10 diyorum ben. Ama eğer 5 yapıyorsanız kafi. Sizin vücudunuz 5'e, yani takipçilerimizin vücudu 5'te direnç gösteriyorsa, kendilerine bir adım daha, bir adım daha atarak, bir sonraki gün 6, bir sonraki gün 7, her gün biraz daha ileriye atarak yapabilirler. Mountain climb dediğimiz bu yine push-up pozisyonda dizlerimizi yukarıya doğru çekerek adeta yerde tırmanma şeklinde hareketimiz yapıyoruz. Lunge dediğimiz gayet basit, ayakta dururken bir dizimizi öne alarak bükerek yürüyüş şeklinde öne geriye değiştirerek ayaklarımızı. Bunların isimlerinden de yapabilirler. İsimlerini arattırdıklarında hareketlerin detaylarını da bulabilirler değerli takipçileriniz. Wall sit dediğimiz bu da basit gibi gözükse de çok değerli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sırtımızı duvara güzelce yaslıyoruz. Squat pozisyonda dizlerimizi bükerek oturuyoruz. Ellerimizi öne uzatabiliriz. Ellerimizi shoulder'a koyabiliriz. Göğsümüze koyabiliriz. Bu şekilde yine bir dakika, bir buçuk dakika artık sizin performansınıza göre değişken bir şekilde yapabiliriz. Benim bir tavsiyem olacak. Daha doğrusu ricam diyeyim senden. Tamam. Aslında müsait bir zamanı ayarladığında bir canlı yayın yaparsan sen. Tamam. Hatta bakarsın beraber belki katılırsak ona. Olmadı yer ayarlarız. Hem sen bize yaptırırsın onu, hem ben yaparım. Hem çok, oradan ben tahmin ediyorum çok güzel olur. Hem değişik bir aktivite olabilir, hem bizim takipçilerimiz, hem senin takipçilerin içinde tabii. Bu sayede bize de katılabilecekleri bir virtual bir ortam yaratabiliriz arzu edersen. Böyle bir şeyi de bir haftaya falan istersen gelecek haftaya düzenleyelim. Gelecek hafta içinde. Her zaman yaparım. Tamam, o zaman spor kıyafetleriyle. Çünkü gördüm sen duramıyorsun yerinde haklı olarak. Benden oluyor. Hareketleri anlatırken hani böyle göstererek anlatmak olur ya. Hani böyle. Aynen öyle, o antrenörlük yapından dolayı. Ben de şimdi zaten kalkıp diyecektim. Dur bir dakika, deneyip geliyorum diyecektim geçip o tarafa. Bunu olmadı, böyle bir ortamı yaratıp sen bize göstererek direkt bu bahsettiğin tekniklerle böyle bir 20 dakika, yarım saat bence yapalım derim. Ne dersin? Süper olur, süper olur. Tamam, çok sevinirim. Bu çok güzel. Bunu kapmış olmak senden, bu evet'i. Bunu hemen gerçeğe çevireceğiz bir hafta içinde. Siz ne zaman, nasıl derseniz biz... Bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Sen bunun üzerine herhalde geçecektin. Ben durdurdum seni orada ama beslenmeden bahsediyordun. Vitaminlerden, oralardan bahsedecektin yanılmıyorsam. Ben dinliyorum seni tabii. Evet, şimdi Ayhan Bey, ben tabii beslenme uzmanı olmamakla birlikte ama yani 30 yılı aşkındır sporun içinde bulunmuşluğun verdiği tecrübeyle diyeceğim, aklınıza sığınarak. Nelerin yenilmesi gerektiğini, yani sporla ilgili nelerin yenilmesi gerektiğini, nelerden uzak durulması gerektiğini az çok kavradığımı düşünüyorum. Ve bu şeyde ben sadece bizim ailece uyguladığımız, faydası olacağını düşündüğüm şeyleri naçizane anlatmak isterim. Yani kısaca sadece çok basit zaten şeyler. Proteinler, karbonhidratlar. Spor yaptığımız sürece protein almamızda zarar yok. Karbonhidratlardan mümkün mertebe uzak duracağız. Ama karbonhidratlar yakıldığı zaman kasa dönüşecek. Yakılmadığında yağa dönüşen şeyler. Onun için karbonhidrat alırken dikkatli olmak lazım. Ama olmazsa olmaz. Çünkü karbonhidrattan insan vücudu enerji alıyor. Bununla birlikte dediğim gibi şimdi bu evde otururken eğer hareketsiz kalırsak, aman çok yemeyeyim çünkü zaten hareketsizim dersek, bu sefer de metabolizmamızı, direncimizi zayıflatmış oluruz. Şimdi bizim en çok lazım olan şey bize bu immün sistem. Bizim bu virüsü Allah korusun bir şekilde kaptığımızı varsayarak söylüyorum. Bizim buna direnç göstermesi için vücudumuzun buna hazırlıklı olması lazım. Bunun için de biz şimdi takviyeler alıyoruz. Yani nasıl takviyeler? C vitamini takviyesi alıyoruz. Çinko, D vitamini. Bu supplementler, basit supplementler. Probiyotikleri alıyoruz. Probiyotikleri eminim bütün takipçilerimiz az çok biliyorlardır. Bu bağırsaktaki sağlıklı emilimi sağlayarak zararlı bakterilerin atılmasını kolaylaştırıyor.
Dediğim gibi çok fazla yemeden ama sağlıklı bir şekilde yiyerek. Meyvemize, sebzemize dikkat edeceğiz, özen göstereceğiz. Biz kahvaltılarda ekmek yiyoruz. Onun haricinde çok ekmek yememeye çalışıyoruz. Çünkü ekmeğin vücuda herhangi bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepte sadece kilo yaptığı için bu sebepte bundan uzak durmaya çalışıyoruz. Ama meyvemizi, sebzemizi, işte bu ek vitaminlerimizi sürekli olarak alıyoruz. Sporumuzu da düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu evde kaldığımız süre içerisinde. Bizdeki hayat durum bundan ibaret bu şey. Aynen, ama bunlar çok güzel tabii şeyler. Çünkü gerçekten yani mesela dünden beri ben inanılmaz portakal tüketiyorum. Hani gerçekten vitamin C'ye, vitaminlere ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bu gerçekten özellikle dediğin gibi senin de bu virüsle mücadelede de vücudun direncinde çok önemli. Şimdi bu neden değerli bu konular? Gerçekten çok basit, belki basic şeyler ama bizim bazen umursamadığımız şeyler, önemsemediğimiz şeyler, hayatın koşuşturmacasında umursamadığımız şeylerin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönemdeyiz şu an. O açıdan bence bunlar çok faydalıydı ve spor noktası, belli evde yapılabilecek hareketler, evde belki aileyle beraber yapılabilecek hareketler zaten, çünkü dışarıda başkalarıyla düşünün, New York valisi ne diyor? Basketbol oynamayı bırakın diyor. Hani kesinlikle basketbol olmaz diyor. Çünkü evet, o birden fazla kişinin bir arada yapması gereken, ki birden fazla kişi aile bireyi değil. Yani dışarıdan kişilerle yapılan. Dolayısıyla bu yayılmayı daha da arttıran bir spor aktivitesine dönebiliyor. O açıdan bu ortamlarda bunlar çok değerli. Ben tabii senden bu değerli bilgileri aldığımıza çok memnunum. Tabii aynı anda da biliyorsun bu aralar şey noktasında çok söylemler var. Aman işte spor salonları biliyorsun her yerde kapalı mecburen artık. Evet, spor maalesef salonlarındaki sporlar. Bu noktada endüstrinin nasıl etkilendiğini, sence spor endüstrisinin nasıl etkilendiğini ve bununla ilgili ne tür önlemler almaya çalıştıklarını, senin gözlemlerin nedir bu konuda diye bir sormak istiyorum sana. Yani bu konuda ben aslında çok üzülüyorum. Çünkü bütün sektörler olduğu gibi tabii dediğiniz gibi spor endüstrisi de çok kötü bir şekilde etkileniyor ve bunda hani bu kriz ortamı yarın bitse yine 3-4 ay daha, yani hemen yarın her şey bu sektörde de normale dönmeyecek. Çünkü insanlar hala bir tedbirli davranmaya çalışacaklar, şey yapacaklar. Haklı olarak. Spor, ya haklı olarak tabii. Bu her işletmede olduğu gibi spor salonlarının işletmecilerinde de, antrenör arkadaşlarımızda da maalesef çok olumsuz bir şekilde etkiledi ve etkilemeye de devam edecekler. Şimdi çeşitli çözümler var. Yani çözüm arayışları var. Aslında bu dönemde insanları da biraz böyle şey yapmaya da itti. Bizim bizleri, antrenör arkadaşlarımızı ya da spor salonu işletmecilerini de biraz daha böyle yeni bir şeyler bulmaya, araştırmaya da itti. Şimdi canlı yayınlarla antrenmanlar var. Tabii canlı yayındaki antrenman az önce sizin de söylediğiniz gibi hareketi anlatırken gösterme ihtiyacı hissediyor. Şimdi birlikte olduğumuzda gösterirken aynı zamanda hissettirme, nasıl olacağını, işte yani nasıl olacağını gösterip tutup hareket ettirmekle temas canlı olarak temasla canlı olarak anlatmak tabii ki birbirini tutmuyor. Ama sektör maalesef olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye de devam edecek. Allah yardımcılar olsun bütün işletmelerin, spor konusunda da tabii spor işletmelerinin de yardımcısı olsun. Umarım bu konuda şimdi burada siz daha iyi biliyorsunuz, işin uzmanısınız. Bütün işletmelere zannedersem bir destek şey yapılacak, sağlanacak. Ne kadar şey olduğunu bilmiyorum. Siz daha bilgilisiniz o konuda. Çok da şey yapmak istemiyorum. İnşallah Türkiye'de de bir şey yapılır. Bu kriz ortamının aşılması için bütün sektörlere, bütün sektörlerde olduğu gibi bu spor sektöründe de şey yapmaya, bu krizi aşmalarına yardımcı olur. Kesinlikle. Şimdi tabii aynen biraz önce verdiğin örnekte canlı yayınlarla dediğin, tabii aynen eğitimde de nasıl online eğitimle belli çözümler üretilmeye çalışıyorsa aynı anda da tabii ki bireysel olarak belki ilerliyor ama toplu ya da online üzerinden dersler vererek ya da spor yaptırarak
herhalde bu krizi noktasını dediğin gibi aşılıyor şu an, aşılmaya çalışılıyor. Paketler noktasında relief paketleri imzalandı zaten, geçti. Bunların detayları zaten süreç daha yeni başladı. Biz tahmin ediyoruz yayın olarak biz bu haftadan onlara detaylarına değinmeye başlayacağız. Çünkü beklentimiz imzalanması ve geçmesiydi ve özellikle Nisan 1 sonrası adımlar atılacaktı. Ama tabii işletmelere belli ölçülerde destekler var. Tabii şu an ciddi anlamda aslında işletmelerin ve kişilerin en çok merak ettiği kira yardımı durumu. Biraz orada bir pürüzler var. Çünkü onunla bir ilgili bir açıklamalar yok şu an. Ve dolayısıyla sadece işte 90 gün New York'ta özellikle ödenmeden, işte ödemediğinde çıkarılmama gibi durumlar var. Ama tabii kiranın ödenecek mi ödenmeyecek mi noktası belirsiz. Dolayısıyla bu noktada işletmelerin belli grantlere ya da loanlara, desteklere, özellikle Small Business Administration denilen SBA'den başvurma imkanları var şu an. Onlar geçti. Onlarla ilgili de tahmin ediyorum biz de bu haftadan itibaren detayları açıklamaya çalışacağız ki takipçilerimiz doğru bilgilensin diye. Ama aynı anda da tabii gerçekten farklı bir dönemdeyiz. Umarız hep beraber birlik olarak bunları aşabiliriz. Ben çok teşekkür ederim senin değerli açıklamaların için. Belirtmek istediğin son sözlerin varsa takipçilerimiz için onu da alıp programı kapatabiliriz. Ben tekrar yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olacaktır, olmuştur. Biz de sizi sürekli takip ediyoruz. Değerli açıklamalarınızı yakinen izlemeye çalışıyoruz. Çok verdiğiniz bilgiler için, yardımlar için buradaki özellikle Türk vatandaşlara vermiş olduğunuz ayrıyetten böyle özveriyle destek için ayrıyetten çok teşekkür ederim ben. Ben çok teşekkür ederim. Bütün tanıdığımız Türk arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz adına çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Değerli yayınlarınızı her zaman takip ediyoruz, bilgilendiriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Kendine çok dikkat et. En kısa zamanda konuşacağız. Bir de o hareketli canlı yayını da yapalım şu bir hafta içinde. Onu da belirleyelim. Bakalım ne kadar uslu öğrenci olacağız senin için. Uyabileceğiz bu sanal ortamda ama. Benim bir avantajım da şu Ayhan Bey. Biliyorsun eşim de zumba ve aerobikle ilgili şey olduğu için biz şimdi tekvando hareketlerine işte ya da işte yumruk atalım, kickbox yapalım falan diye biraz kaydırdığımız zaman hemen el koyuyor. Hop, biraz da aerobik şey yapalım, yer hareketlerine geçelim falan filan. O konuda biraz avantajlıyız. Ailede herkes sporla haşır neşir olduğu için herkesin değişik fikirleri var, herkesin değişik hareketleri var. O şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Özgün'e de uymaya çalışıyoruz. Bence çok çok güzel bir zenginlik o. O noktada onun da şeylerini, değerlendirmelerini dinleriz o zaman o yapacağımız yayında. Çok selamımı söylersin. Kendine çok dikkat et. İyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Bay bay. Sağ ol.